Selamlar efendim bu dersimizde sizlerle birlikte bilimsel çalışma süreçleri üzerine konuşacağız yani eski adıyla bilimsel bilginin doğası denilen bir ünitemiz vardı hatırlıyorsunuz ee, bu konu ilk başlangıçta yani biyolojinin en başında gösteriliyordu şimdi ise hücre zarından madde geçişinin sonuna atılmış vaziyette çoğu zaman çok fazla soru göndermiyor buradan ama bazı yıllarda soru gönderiyor. Yani e, TYT, AYT zamanında TYT kısmından bahsediyorum. E, i̇ki tane soru göndermişti. Bu yüzden yine gönderme ihtimali var. Keza şöyle 2021 ÖABT sınavında oldukça fazla düzeyde, bizim alan sınavında oldukça fazla düzeyde soru gönderdi bununla alakalı. Güzel kurgulamalar yapabiliyor. Yani bir hikaye veriyor sana. O hikaye üzerinden ne yapıyor? Çıkarımlar gerçekleştirmeni sağlıyor. Yine öyle yapabilir. Bilginiz olsun. Hadi gelin bakalım o zaman başlayalım hipotez, teori, kanun muhabbetleri vesaire muhabbetlerine bakacağız. Kısa bir konu ama yine de önemli. Yani aşılığını bilmezsen eğer ki sıkıntı olur. Bilimsel çalışma süreçleri, bilim sistematik olarak doğadaki olayları gözlenip deneylerle test edilmesinden sonraki bilgi üretim faaliyeti diye adlandırılıyor. İlk başlangıçta bakın şöyle bir tane skalan bulunmakta. Bu skalan çok önemli. Şimdi ben bir olayı Çözümlerken ilk başlangıçta o problemle alakalı tespit yapmam lazım. Yani elimde bir problem olması lazım. Ki ben bundan ne yapayım yola çıkayım ve bununla alakalı bir e, sonuç ortaya çıkartabileyim. Bu yüzden ilk başlangıçtaki aşama her zaman problemin ne olması lazım? tespit olması gerekiyor. Problem tespiti mesela ne olabilir? İşte bilgisayarım çalışmasın tamam mı? bilgisayarım çalışmayacak. Bilgisayarım çalışmıyorsa ne olmuştur? Mesela benim bilgisayarım çalışmıyordu. <laughs> Bundan bir ay öncesinde götürdük bir servise ve ne oldu? İşte anakartı sıkıntılıymış, yandığını söyledi anakartın ki gitti bilgisayar zaten. <laughs> Ama ilk başlangıçta ne yaptım ben? Burada bilgisayar çalışmıyor diye bir ne yaptım arkadaşlar? Problemi belirlemiş oldum. Bilgisayar çalışmıyor. Bu problemin tespitini yaptıktan sonrasında gözlem yapıyorum. Gözlem yapmamdaki amaç ne? Bilgisayarım niye çalışmıyor acaba? Yani ne gibi bir sıkıntısı var ki bu bilgisayarın çalışmıyor? İşte burada gözlem gerçekleştiriyorum. Gözlem sonucunda ne yapıyorum abi? İşte bilgisayarı bakıyorum Fişi takılı mı? O su busu var mı? Niye çalışmıyor vesaire vesaire vesaire. Ne yapıyorum? Gözlemliyorum. Daha öncesinde çalışıyordu bu acaba şundan bir sıkıntı var bundan bir sıkıntı var diye kendi kendime ne yapıyorum gözlemler gerçekleştiriyorum. Sonrasında Veri topluyorum Yani veri toplamamdaki sebep şu Evet bilgisayarım çalışmıyor Evet şundan 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 dolayı olabilir gözlemliyorum niye çalışmadığını Ve araştırma yapıyorum Neyle alakalı olabilir bu diye ne yapıyorum veri topluyorum bilgisayarla alakalı Tamam mı Sonrasında hipotez kuruyorum Hipotez demek probleme geçici olaraktan bir çözüm üretmek demektir. Bakın geçici olaraktan bir çözüm üretmek demektir. Tamam mı? Bakın tahminde daha bulunmuyor. Hipotezimi kuruyorum önce. Diyorum ki bilgisayarım çalışmıyorsa bataryası bitmiş olabilir. Bakın olabilir diyor. Tamam. Hipotez kuruyorum. Bu hipotez doğru da olabilir veya yanlış da olabilir. Yani geçici bir çözüm yolu ne yapmış oldum üretmiş oluyorum. Hipotezden sonrasında tahminde bulunuyorum arkadaşlar. Yani diyorum ki işte e, o zaman şey bitmişse atıyorum e, bataryası bitmişse ben bataryayı değiştireyim o zaman düzelif tamam. Sonrasında kontrolü deney yapıyorum. Bataryayı ne yapıyorum gidiyorum işte internetten sipariş ediyorum batarya batarya geliyor bataryayı değiştiriyorum abi kontrolü deney yapıyorum. Tamam mı? Bu kontrolü deneye giriyor. Sonrasında ne yapıyorum? Eğer ki benim bilgisayarımın gerçekten bataryası bitmişse ben bataryayı değiştirdikten sonrasında çalışıyorsa bilgisayarım o zaman benim hipotezim ne oluyor abi? Doğru olmuş oluyor. Hipotezim okey doğru olmuş oluyor. Ama eğer ki Bataryası çalışmıyorsa, yani bilgisayar çalışmıyorsa, o zaman benim hipotezim yanlış mı oldu? Evet, yanlış oldu. Ha, ne yapacağım o zaman ben? Yeni bir tane hipotez kuracağım. Bu sefer de diyeceğim ki mesela bilgisayarın ekranıyla alakalı bir sıkıntı var. Gideceğim ekran alacağım. Ekranı aldıktan sonrasında ne yapacağım? Tekrardan bir daha deneme yapacağım. Kontrolü deneylerle beraber tamam mı sonrasında ne yapacağız deneyeceğiz ekranı değiştirdikten sonra çalışıyor mu çalışmıyor mu böyle böyle batıyoruz arkadaşlar sonrasında ne oluyor senaryoda artık böyle bilgisayarın ekranını değişti onu değişti bunu değişti diye diye komple cebimizden para çıkmış oluyor biz batıyoruz sonrasında Tabii ki de bunları yapmıyoruz ama hani burada olayı birazcık da özümsebilmek adına ne yapıyorum örneklerle açıklamış oluyor eğer ki benim hipotezim doğruluyorsa yani hipotezimde bir geçerlilik söz konusuysa o zaman gerçek açığa çıkıyor ve gerçek teori veyahut da kanunla ne yapılıyor? Değerlendirilmiş oluyor. Şimdi şuraya bir çizgi koyacağım. Sonuçlarım hipotezi destekliyorsa evet benim olayım doğru. Yani bilgisayarımda ne oldu abi ben bataryasını değiştirdim bilgisayarı. Bilgisayar çalıştı mı çalıştı. Benim işim burada bitiyor. Benim problemim burada bitmiş oluyor. Benim problemim herhangi bir şekilde teori veyahut da kanunlaşmıyor. Neden? Çünkü bu sadece benim problemim. Kimin? Benim problemim. Ulan ben insanlık namına bir şey yaptım mı? Yapmadım abi. Ben insanlık namına bir şey ürettim mi? Üretmedim. Ben sadece kendi sorunumu çözdüm. Kendi sorununu çözdüysen o zaman burada kalıyorsun. Ama ben gittim mesela şimdi Covid dönemi olduğu için aşı geliştirmesi gerçekleştiriyorum. Tamam mı? İlk başlangıçta ne yaptım? Ben problemi tespit ettim. İnsanlar işte Covid-19 oluyor ve buna e, kim? Bir RNA virüsü ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Tamam mı değerli dostlar? Gözlem yapıyorum. Diyorum ki bu bir RNA virüsü ve işte e, bu virüsü yok etmek için ne yapılabilir diye ne yapıyorum? Gözlem gerçekleşti. Sonrasında ne yapıyorum? Veri topluyorum. Neden? Ulan ne yapacağım ben? Hani e, tamam bu bir RNA virüsü. Ben bunu yok etmek için bir aşı geliştirmem gerekiyor. Ama aşı geliştirmem için bunun ne yapmam lazım? Bir sınıflandırmasını yapmam lazım. Akademik veri toplamam lazım bununla alakalı. Neler varmış diye. Sonrasında hipotez kuruyorum. Diyorum ki bu bir RNA virüsü ise ben bununla alakalı bir aşı geliştirdim. Bu geliştirmiş olduğum aşı işte şu 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 sorunları çözer. Tamam mı? Bakın hipotez kurdum sadece. Ne yaptım daha? Doğruluğunu ispatlamadım. Sonrasında tahminde bulunuyor. Benim bulmuş olduğum madde atıyorum A maddesi. Bu virüse karşı etkilidir diyorum. Tahminde bulunuyorum. Bakın. Sonrasında kontrol deneyi yapıyorum. Diyorum ki 100 kişi deniyorum ben bunu. 200 kişi deniyorum ben bunu. 300 kişide de, 1000 kişi de. 10 bin kişi de 100 kişi de deniyorum. Tamam mı? Denediğim hastalarda eğer ki bu şikayet veyahut da virüse yakalanma ihtimali azalıyorsa ha o zaman benim hipotezim doğru. Yani ben bir hipotez kurmuştum. Ben şu aşıyı geliştireceğim. Bak bu aşı şunlara şunlara güzel bir şekilde ne yapıyor işte e, engelliyor şeklinde bir hipotez kurmuştum. Hipotezimi destekledi. Evet mi? Evet şu anda. Olay bitti. Peki o zaman ben insanlık adına bir şey geliştirdim mi? Geliştirmiş oldum değil mi? Bu tüm insanları bağlıyor mu? Evet bağlıyor. O zaman bu problemin çözümü bizim problemimiz oluyor. Yani tüm dünyaya bir katkı sağlamış oluyor. Ben Güzel bir şey yaptığım için belli bir şekilde bir açıklama yani bir sonuç ortaya çıktı mı çıktı. Yani e, insanlık adına güzel bir şey gerçekleştirdim, gerçekleştirdim. Ve gerçekleştirirken bu aşıyı üretirken bilmem ne atıyorum A sorunuyla alakalı bir şey ortaya sundu. E dedim ki kardeşim dedim işte bu aşı, e, aşıyı yaptım ben ve bu aşıyı şundan 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 ürettim. Ve bu aşı gerçekten bu insanların COVID olmasını engelledi. Bu tüm dünyaca ispatlanıp kabul görülüyorsa teori haline veya kanun haline geliyor. Ne kullandım burada? Veya ikini kullandım. Niye veya ikini kullandım? Şu yüzden. Ya teori olabiliyor bu ya da kanun olabilir. Yani önce teori olup da sonrasında kanuna dönüşmez. Teori farklı bir muhabbet, kanun farklı bir muhabbettir. Tamam mı? Eskiden teoriyle kanun arasında hiyerarşik bir ilişki var diye söyleniyordu. Fakat artık bu yanlıştan dönüyor. Bu teori de olabilir veyahut da kanun da olabilir. Tabii ki de bu kadar absürt bir örnek olabilir belki sizin için ama hani ben bir şey bulduysam eğer ki ve tüm dünyaca bu kabul görüyorsa, tüm insanlığın faydasına ise eğer ki bu ne yapıyorum arkadaşlar ben bunu e, teori veya da kanun olmasını sağlamış oluyorum. Hani çok güncel örnek olduğu için ben bu şekilde ne yapmış oldum? E, kurgulamış oldum. Yalnız burada dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Aşı geliştirmek direkt olaraktan teori veya kanunluk bir şey değildi. Sadece aşıyı geliştirirken kullanmış olduğum yöntem veyahut da aşı geliştirirken kullanmış olduğum bir sonuç tüm dünyaca kabul görüyorsa teori veyahut da kanun olur. Yani aşının kendisi direkt teori veyahut da kanun olmuyor. Onu söylemiş olduk Tamam Mesela evrim teorisi. Tamam mı? Örnek olarak da verilebilir. Tamam mı? Hani buna teori sonuçta. Niye kanunlaşmıyor bu? Yanlış mı peki? Hayır. Teoriler illa kanunlaşacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Mesela Mendel kanunları Kanun olmuş adamın şey yaptığı yani uyguladığı şeyler. Niye teori olmamış peki? Ya abi kanun ve teori arasında bir belirteç çok kanun olmuş teori olmuş. Bu yanlış diye teori olmuş diye bir kaydı yok. Yani niye kanun? Evrim kanunu diye bir şey yok. Niye peki yok? Hiyerarşik bir şey yok. Teori olmuş kanun olmuş. Tüm dünyaca kabul edilmesi teori olmazdı. Tüm dünyaca kabul edilmeseydi eğer ki kanun olmazdı sevgili arkadaşlar. Tamam? Unutmuyoruz bunları. Şimdi Ha şuraya deyince. kanunla bir olayın nasıl gerçekleştiği sorusuna cevap verirler. Mendel kanunu nasıl gerçekleştiği sorusuna cevap verdiği için kanun olmuş. Teoriler ise neden sorusuna cevap vermeye çalışır. Neden gerçekleştiğine cevap vermek için de evrim teorisi ortaya atılmıştır. Tamam mı? Hani bunu demeye çalışıyor. Bu neden, bu nasılı ortaya koyuyor. Ama sana neden ve nasıl sormayacak değerli dostum. Bu yüzden de herhangi bir şekilde neden ve hatta nasıl diye kodlama. Sadece bunların arasında bir hiyerarşik düzen olmadığını bil benim için kafi. İyi bir hipotez deney ve gözlemleri açık, toplanan tüm verilere uygun, yeni gerçekte açık olmalı. Ayrıca gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Yani ben hipotezi kurdum ama benim olayımla hiçbir alakası yok diyelim mesela. Tamam mı? Mesela bilgisayarım çalışmıyor ama işte ne diyelim atıyorum odadaki sıcaklıktan dolayı çalışmıyor. Şimdi çok fazla bir alakası yok. tamam? Mı? Çok sıcak diye çalışmıyor. Lan bilgisayarın kendi fanı var sonuçta bunu soğutacak güçte. Çok alakasız bir hipotez kurulmaz yani olayla alakalı bir hipotez kurman lazım. Veyahut da gerektiğinde bu hipotezi değiştirebilmen lazım. Yani körü körüne ne yapmamam lazım? Bağlanmamam gerekiyor. Tamam mı? Bilimsel çalışmada kullanılan kontrolü deneylerde deney grubundaki ortam koşullarından sadece biri değiştirilir. Yani 3 tane deney grubum olsun benim tamam mı? Bunların arkadaşlar ne yapıyorum ben? Bir tanesi kontrol grubudur arkadaşlar bunun. Diğerlerini ne yapıyorum ben? değiştiriyorum. Bir tanesi ne olacaktır? Sabit olarak tutulmuş olacaktır. Biz buna kontrollü deney deriz. Ve ÖSYM'nin en fazla ÖABT kısmında özellikle ÖSYM'nin en fazla değindiği yerlerden bir tanesiydi. Bu bize de değinebilir yani TYT kısmında. Deney grubunda etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişkenler. Bak ben bu cümleden bir halt anlamazdım hiçbir zaman. Bunu şöyle değiştiriyorum tamam mı? bağımsız değişken diyorsa bana nedenden bahsedecek. Bir şeyin nedeni. Bağımlı değişken ise bunun sonucu olacak arkadaşlar. Bağımlı değişken sonuç, bağımsız değişken neden olacak. Örnek sigara içmek akciğer kanserine neden oldu. Sonucun ne benim burada? Sonucum ne? Akciğer kanseri. O zaman bu ne olacaktır? Bağımlı değişken olacaktır. Bağımlı. Sigara içmek ne peki burada? Neden? O zaman bu bağımsız değişken olacak. Tamam. Olay bu. Güzel bir örnek vermiş olduk burada da. Teori ve kanun birbirinden farklı bilimsel bilgi türleridir ve teoriler hiçbir zaman kanunlara dönüşmezler. Yani bir hiyerarşi, hiyerarşi yok. Tamam. Unutmuyoruz. Sorabilir. Sorarsa can yakabilir. Bunu 4-5 seneden beri falan güncelledi yani. Kanunlar nasıl gerçekleştiğini Teorilo ise neden gerçekleştiğini Ne yapacaktır? Söylemiş olacaklar bize. Şurada bir şeyden daha bahsedeceğim. Nicel gözlem var. Bir de nitel gözlem var. Nicel gözlem demek Nicel'den aklınıza gelsin. Nicel diye ben bunu adlandırıyorum. Ölçü aleti kullanıp ölçü aleti ile gözlemlemek değil Nitelde ise ölçü aleti olmadan mesela Ahmet'in boyu Mehmet'e göre uzun. Ben burada herhangi bir şekilde ölçü ayeti kullandım mı? Kullanmadım değerli dostlar. Veyahut da şöyle diyeyim daha da güzel olsun bu. Bugün hava çok sıcak. Kime göre? Bana göre. Bugün hava 37 santigrat derece olduğu için çok sıcak. Dersem eğer ki o zaman ne olacaktı? Ölçü ayeti kullandığım için niçel gözlem olmuş olacaktı. Ama bana göre ise eğer ki bugün hava çok sıcak. Kime göre? Bana göre. O zaman niter gözlem olmuş olacak. Tamam Hani Bunları da vermiş olalım da sonradan aklınızda bir sıkıntı kalmasın. Evet. Bu dersimizde de bilimsel bilginin doğası yani bilimsel bilginin sınıflandırılması üzerine konuştuk. Bir sonraki dersimizde ise çizimlere geçeceğiz. Arastur çizimleri hücre ve organellerini anlatacağım. Daha sonrasında hücre zarından madde geçişlerini konuşacağız. Daha sonrasında ise canlıların sınıflandırılması ile devam etmiş olacağız. Tamam. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.